Evet, şimdi hocam tabii merak edilen bir soru. Kişi kanser hastası ve COVID hastalığına yakalandı. Peki, nasıl bir tedavi ve hasta nelere dikkat edecek? Şimdi özellikle bizim onkoloji hastalarında COVID şüphe ettiğimiz hastalarda özellikle COVID ile ilgilenen branşlara yönlendiriyoruz. Enfeksiyon hastalıkları gibi göğüs hastalıkları da bu konuyla ilgili dahiliyeci arkadaşlara gönderiyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğer COVID şüphesi yüksek hastaysa hem bizimle teması hem diğer hastalarla teması risk oluşturacağı için ve ilgili branş hekimleri değerlendirdikten sonra eğer COVID pozitif gelirse ki bizim çok şükür öyle hastamız çok az oldu, 1-2 tane oldu ve bunlardan birkaç tanesi de uzun zamandır zaten hastaneye gelmeyen onkoloji hastaları oldu. Aktif tedavidekiler olmadı, COVID pozitif olarak gelenler. Ve bunları özellikle ilgili branş hekimlerine gönderiyoruz ve aynı diğer hastalarda olduğu gibi gerekli protokolü uyguluyorlar. Yani PCR testi yapılıyor. PCR testi negatif gelirse tekrar PCR ve bunların önemli kısmı özellikle ciddi akciğer tutulma olanlar yatış yapılarak ilgili protokole uygun şekilde işte başlangıçta plakü öneri eğer kontraindikasyon yoksa antibiyotikleri, daha sonra ilgili antiviral tedavileri, gerekirse interleukin inhibitörleri gibi tedavilerle yakın takip alınıyor ve diğer normal COVID pozitif hastalar gibi devam ediliyor. Bu süreçte yaklaşık yine 20 gün ile 1 ay arasında bir süreç alıyor ve testleri negatifleştikten sonra hastanın genel durumu toparladıktan sonra da yine hastanın tedavisi modifiye edilerek takip ve tedaviye devam ediliyor. Tabii 14 günlük bir evde karantina süresi geçiriliyor. Şimdi hastadan hastaya değişiyor. Yani eğer hasta zaten ciddi semptomu varsa sadece onkoloji hastası için değil, tüm COVID pozitif hastalar yani testi pozitif gelen hasta olan hastalar için diyelim. Onlar zaten ciddi semptom varsa hospitalize etmek dediğimiz hastaneye alınması gerekiyor. Şikayeti olmayan, tedavisi bitmiş kanser hastaları için söylüyorum. Zaten yıllık kontrolüne geliyor 6 ay. Onlar yine normal sağlıklı bireyler gibi ilgili komorbid eşlik eden hastalıklarına bakılarak ona göre tedavileri veriliyor. 14 günlük izolasyon yetmiyor böyle hastalarda biliyorsunuz. Mutlaka testlerinin negatifleştiğini, antikor testleri pozitifleşmeyebiliyor ama en azından PCR testlerin negatifleştiğini görmek gerekiyor. Topluma zaten çıkmadan önce o tarz gerekli yapılması gereken COVID pozitif hastalar neyse o şekilde kurala uygun şekilde takip ediliyor. Testlerin negatifleştiği görüldükten sonra da ondan sonra işte dış dünyayla teması izin veriliyor. Peki Fatma Hocam, yani tabii size hastalarla ilgilenirken dışarıda biraz bekledik. Peki hastalarınızın moral ve motivasyonu nasıl? Ki bu süreçte tabii kanser hastalarında en önemlisi moral ve motivasyon. Şimdi moral motivasyon çok iyi. Yani moral motivasyon derken şöyle diyeyim. Önce ilk çıktığında çok tabii ki ciddi anlamda tedbirler anlamında sosyal medya bizler çok uyarıda bulunca bazı hastalarımız tabii ki çok ürküp hani kanser olduğumda tedavi olabileceğimi biliyorum ama COVID geldiğinde ağır tutulum olduğunda bu beni işte öldürebilir diye karşımda ağlayan bir iki hastam oldu. Bu nedenle de yani aslında COVID'den daha çok korktular diyebilirim. Yani kanserden tedavi edilebileceğini pek çoğunu zaten bildikleri için COVID hastalığından, COVID salgından daha çok korktular. Zaten dediğim gibi çoğu tedbirlerini alan insanlardı. Biraz daha sıkı tedbirler yaparak çok şükür çoğunda bir sıkıntı yaşamaksızın süreci atlatmaya çalışıyoruz diye. Evet.